Merhaba arkadaşlar, Python ile Matplotlib grafik çizim derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde PyCharm kurulumunu yapacağız beraber. Ben bunu daha önce bilgisayarıma indirmiştim. Fakat e, sizler için kısa bir anlatım yapacağım. E, bilgisayarıma tekrar indirmeyeceğim ama ne tür yollardan geçeceğinizi tek tek açıklayacağım. Ve kurulumunu güzel bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Sırasıyla gidiyorum. İlk önce yeni bir sekme açalım arkadaşlar. Biz burada ne yazacağız? PyCharm yazacağız. PyCharm dediğimiz gibi zaten direkt burada web sayfası gelecek. Şimdi arkadaşlar burada şunlara tıklamıyoruz. Birinci, ikinci değil. Şunlar değil yani. Bu değil. Şu değil. Direkt Download PyCharm yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Şimdi buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Şimdi bizim iki tane alternatifimiz de olacak burada. Alternatiflerimiz nedir? Birincisi Professional, ikincisi Community. Şimdi ben size Professional'ı önermiyorum. Neden önermiyorum? Aslında e, kötü olduğu için değil, profesyonel bir yer. E, anlatıldığı gibi. Ekstrem şeyleri sağlıyor. Mesela e, e, JavaScript, SQL bunları sağlıyor. Ama 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 biz community indireceğiz çünkü bu ücretsiz arkadaşlar ve çok fazla işlev de sağlıyor zaten. Biz Python'da çalışıyoruz. PyCharm editördür zaten. Python için genellikle bir işlevi vardır. Yani genellikle bunun üzerine daha critical çalışıyor. Şimdi arkadaşlar burada community kısmında burayı download dediğimizde bu bilgisayarımıza inecek. Şimdi bu süreçlerle alakalı bir bakalım internette ne tür bir indirme ekranlarını göreceğiz. Mesela installation step by step yazalım arkadaşlar. Burada da gerçi çıkıyor ama ben size daha detaylı göstereyim. Step by step diyelim arkadaşlar. Yani aşama aşama. Böyle dediğinizde mesela birisi paylaşım yapmış Guru 99 adında. Şimdi burada indirimiyle yani indirilim, kurulum nasıl gerçekleştiriliyor? Ben aslında bunu biliyorum ama görseller üzerinde yaparsak daha sağlıklı olur diye bu şekilde yapma gereği duydum. Şimdi arkadaşlar bu arada Python'ı da şu şekilde indirin. Eğer geçen dersten indiremediyseniz şu iki kutucu yani install launcher for all users recommended ve add python. Bunun iki kutucuğu da işaretleyip install now deyin. Şimdi arkadaşlar aşağıya geldiğimizde şöyle bir aşama göreceğiz. Ee, söylediğim gibi community'de download'a basıyorsunuz. Daha biraz önce şuradan bahsetmiştim. Şu ekranda çok uzağa gitmeye gerek yok. Şurası yani arkadaşlar. Şu download'a basacaksınız. Zaten kurulum başlayacak. Başladıktan sonra aşama aşama göreceksiniz. Daha sonra next diyeceksiniz arkadaşlar. Mesela indikten sonra. Evet şimdi arkadaşlar burada ee, şöyle bir seçenek çıkacak destination folder yani bilgisayarda nereye kurmak istiyorsunuz C'ye mi D'ye mi ee, nereye kurmak istiyorsunuz bunu siz belirleyeceksiniz. Bence e, varsayılan yerde kalması iyidir ama eğer orada hafıza sorununuz varsa zaten burada space available yani müsaitlik durumu çıkacaktır. E, yerinizi ayarladıktan sonra next'e basabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra burada bir seçenek çıkacak. Siz burada e, hangisini işaretleme hangisini işaretlemelisiniz? Size onun bilgisini de vereyim. Bakın arkadaşlar burada detaylı çıkmamış. Ben size söylüyorum ama burada 64 bit çıkarsa eğer ona tıklayın arkadaşlar ve şurada sağ tarafta bir kutucuk daha olacak. Sol tarafta bunlar olmayabilir. Sadece 64 bit olabilir. Bu 64 bit şu sağ kutucuk ve şu altta bir tane daha olacak. Bu nokta pay işaretlenmeyecek arkadaşlar. Bakın unutmayın. Bu nokta pay kutusunu işaretlemeyin. Çünkü biz makine öğrenimi veya yapay zeka konusunda çalışacağımız için çünkü matplotlib, numpy, skipy gibi kütüphaneler genellikle bilimsel veriler üzerinde çalışıyor ve nokta pay uzantısı bizim için bazen kötü olabilir. Çünkü farklı formatlarda dosyalarla da çalışabiliriz. E, fikriniz olsun, e, aklınızda bulunsun. Daha sonra JetBrains yazıyor. Install tuşuna basacaksınız arkadaşlar ve indirme başlayacak. Başladıktan sonra Ram PyCharm Community Edition dediğinizde ekranınıza gelecek. Sonra PyCharm'da Create New Project yazıyor arkadaşlar. Siz buraya Create New Project e tıklayarak e, yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Peki ne yapacaksınız proje ismini? ekstrem olarak eklenmiş. Onu da ona da göz atayım. bununla alakalı şöyle bir, bir şey yapacaksınız. bakalım. Evet çok güzel. Parçamda bu ekran da geldi. Create new project'e bastıktan sonra arkadaşlar aşağı iniyoruz. you will need to select location diyor. Burada bir lokasyon seçeceğiz. Şu görüntü yüklenirse eğer arkadaşlar ilk programımızı yazmak için böyle bir yoldan faydalanacağız önemli bir bölüm aşağı iniyoruz arkadaşlar şu görüntüye ulaşamadım ama bir dakika arkadaşlar şöyle bir şöyle bir yer görüntüye ulaşabilirsem Neyse arkadaşlar ben bilgisayar üzerinde devam edeyim ee, zaten ben de PyCharm kurulu. Ben PyCharm üzerinden size bunu anlatmaya çalışayım. Biraz internetle alakalı problemler olabilir. Eğer gelirse diğer tarafı da kontrol edeceğim. Hmm. Ee, burası da gelmedi ama. Bir dakika. Bu arada evet. Şurada. Yok gelmedi. Sanırım kasıyor. Kastığı için de mecburen şuradan yapmaya çalışıyorum. Ama bu da gelmiyor şu an. Şöyle bir ekranı beklesek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar ben size şöyle göstereyim. How I can create one project in PyCharm PyCharm'da bir projeyi nasıl bulabilirim nasıl açabilirim. Şimdi bununla alakalı görsellere bakalım arkadaşlar create a Python project with PyCharm's JetBrains şuraya gelelim arkadaşlar şimdi burada göreceksiniz nasıl bir işlevde yürüttüğümüzü bu operasyonu New Project'e tıklıyorsunuz arkadaşlar. New Project ekranında şöyle bir ekran gelecek karşınıza arkadaşlar. Bakın burası çok önemli. Çok önemli burası. Location kısmı zaten burada My Project veya işte Project 1 diye, Project 1, Proje 1 gibi bir şeyler yazacak. bu varsayılandır zaten. Siz bunda şu My Project kısmı var ya arkadaşlar bunu silip oraya grafik yani e, grafik e, çizim kitaplığı yazabilirsiniz. Matplotlib grafik çizim eğitimi yazabilirsiniz. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Yani bizim projemizin adı o olacak çünkü PyCharm'da. Matplotlib grafik çizim eğitimi yazabilirsiniz şu kısma. Bakın project ve şuradaki dash işaretini silmiyoruz. Şu my project kısmı yani bu my project'i silip Oraya yazıyoruz matplotlib grafik çizim eğitimi boşluk falan bırakabilirsiniz veya alt çizgi kullanabilirsiniz ama e, dikkat edin yazım kurallarında da çok fazla şey yapmayın e, değişik bir yazım stili kullanmayın çizgi gibi vesaire. Burada e, dediğim gibi matplotlib şuradan matplotlib grafik çizim eğitimi yazabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor? Burada mesela Base Interpreter yazıyor. Zaten Python 3 ve kaçıncı versiyonu e, olduğunu şurada yazacak. 3.9 yazacak sizde arkadaşlar unutmayın. Versions kısmında. Ve Python 3, 3 Python 3 kurulu olmuş olacak bilgisayarınızda. Burada New Environment Using diyor. Virtual env zaten bu Python indirdiğinizde otomatik olarak e, bu Virtualization direkt eklenecek oraya. Şurada gördüğünüz gibi zaten Extreme bilgiler var. Python Interpreter. Siz bu web sitesinde PyCharm'ın orijinal web sitesi. Buraya gelip buradan da Extreme bakabilirsiniz bunlara. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra dediğim gibi şurada Location kısmında Base Interpreter. Şurada 3.7 yazıyor. Ama sizinki 3.9 olacak. Daha sonra Create'e basıp PyCharm'ın kurulumunu yapmış olacaksınız. Ve karşınıza... Burada My Project yazıyor ama sizinkinde Matplotlib grafik çizim eğitimi olarak başlayacak. Artık e, bundan sonra beraber e, dersleri, bölümleri, e, dosyaları oluşturarak PyCharm içerisinde derslerimize devam edeceğiz. Şimdilik görüşmek üzere. Bir sonraki derse Matplotlib giriş dersinde görüşmek üzere arkadaşlar.